Hep söylüyorum. Şiveler hep iklimler şiveleri etkiliyor diyorum. O kadar soğuk ki. Nerede gelirsiniz? Nereye gidersiniz? Doğar doğmaz eksi 40 olduğu için ıngası bile böyle çıkıyor. Yani hani hoş geldiniz, beş gittiniz. Yani çok çok güzel. Hani o yüzden mesela aşağı inersin Urfa'ya, orada o kadar kurudur ki hava çok fazla sürtünme başlar, soğuklar bile ağırdır. Terlemeden yavaş yavaş, kasmadan. Yani hani bu hep ya iklimler etkiliyor herhalde. Ya bunu hiç düşünmemiştim bak yani. Git Ege'ye mesela. Turizm cenneti ya, sürekli para aktığı için aman boş ver gari. Hep onlar öyle konuşuyorlar. Adamın derdi yok. Turist gelmiş, turist bırakmış. Aman ne olacak yani. Yani o bence ritmi etkiliyor. O yüzden mesela Karadeniz'e git. Dağlar paralel olduğu için sürekli cereyan var. O havşaka durumu. Yani uyursan ölürsün durumu var. Öyle bir esiyor ki yani. Hani bu geneldir. Bence ya böyle zengin bir ülke var mı? Dünyanın neresinde var? Hepsini bir arada değil mi? Toplayabilir. Yani İngilizce konuşan insanların şivesini kolay kolay yerde demezsin. Yan yana koysan bile. Ama Türkiye'de öyle değildir. Hepsi ayrı bir renktir. Ayrı bir güzellik. Direkt şey coğrafyaya lak diye vurursun. Aynen öyle. Merhaba, bu adamı oldum olası sever ve bayılırım. Ve gerçekten bu tür programlara karşı da müteşekkirim. Bu program yeni mi? Hiçbir fikrim yok. Belki eskidir falan filan ama... Hani bu tür programlar olmasa, şimdi yanlış anlamayın bir şey söyleyeceğim hani. Çok herkesten de örnek vermek istemiyorum ama şimdi bazı programlar yapıldı bu ülkede ve insanları çok tanıyamadık. Hani tanıtma ayağı yaptılar ama çok goy goya kardığı için, hani eğlence programı ayağı olduğu için biraz boş geçildi yani bir şeyler. İnsanları işte tanıma noktasında, özellikle sanatçıları, onların değerini çok kaybetmeden ve anlamadan ölmeleri... Ne sebep olmadan diyeyim. Ya son dakikada bile olsa ya da sonradan bile olsa değerlerini anlamamız için çok önemli ya. Mesela bu Serhat Kılıç ismini bile ezberimde yoktu açıkçası. Hani bilmiyordum. Muazzam bir tespit yapmış. Muazzam bir yetenek. Pardon, gösterdiği kadarıyla yani şurada bile. Çok saygı uyandırıyor. Yani belki çünkü dizilerde, filmlerde, goy goy karakterlerde gördüğünüzde belki çoğu insan için veya film mesela kaliteli gözükmüyor. Biraz statüyü engelliyor yani açıkçası. İnsanların gözünde biraz ucuz gözüküyorsunuz ve yaftalanıyorsunuz ister istemez çünkü tanımıyorsunuz. Tiyatro oyununda gördüğünüzde veya bu tür programlar aracılığıyla yeteneklerini, analizlerini, zekalarını tanıdığınızda, ruhlarını eşlik ettiğinizde bambaşka bir boyut olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da onun örneklerinden birisiydi. Muazzam gerçekten ya. Yani ben böyle düne kadar Ege şivesi nedir, şu şive nedir, bu şive nedir falan filan bilmeyen bir tiptim. Yani çok geç öğrendim böyle şeyleri. Ya da farkına vardım neyse. Yani ilgim de yoktu ama mesela hiç bilmeyen birine bu adamın bu videosunu gösterseniz şıp diye kapar. Ege ağzı nasıldır ve niye öyle? Tık 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 tık, yani herhangi bir öğretmene 1000 basıyor, milyon basıyor. Tebrik ediyorum.